Teknik becerisi anladım. yeteneği farklı İsmail. Hani. Zaten öyle var. olsa o baskıyla farklı olur. Ee, şunu söyleyeyim. Nerede o oynadı biliyor musun Milan'da? Onu bilme. Sabek oynadı biliyor musun? Pioli'nı Sabek bile denedi. Sabek bile oynadı şimdi Kuliniç. Ee, Kulinç böyle çok pres yapan, çok agresif, çok tempolu bir oyuncu değildir. Çok tekniktir. Çok soğukkanlıdır <laughs> hocam. Bugün Pas akışkanlığını sağlar sana <laughs> öyle. Ee, Fenerbahçe'nin Özellikle e, İsmail Hoca'nın Kulüniç'i içi 6 yapıp kulün içi önde 8 oynasaydı bu baskıları yapamazdı. Mümkün değil. Cekol'un yönlendirdiği gibi e, Şimaski ile ikisi arkada o yönlendirmeyi çok doğru bir şekilde hem yeri geldi de Volkan Babacan'a hem de çok doğru stoperlere orta sahaya çok doğru bir şekilde baskılar yaptı. İnanılmaz. Zaten ne oldu? O baskılardan dolayı zaten ilk kere yani 30 <laughs> ya defa rakip bu işte ceza tıklar, sahası içine girdi. İkili zaten. mücadeleler. Fenerbahçe geriye koşturamadı Başakşehir. Hep o üst bölgede rakip yarı alanda kalan bir Fenerbahçe Hocam, vardı. Şimanski'den ikisi inan çıkarmadı Tabii. onları. Şimanski'de inanılmaz bir şey ya. Çok iyi Şimanski bastırdı. var ya aynı derecede İsmail kadar yüksek derecede ön alan baskısı yapıyor. Bazen İsmail önde kaldığı zaman Fred bugün yoktu. Kurunç ileride kaldı. İsmail. Ya Şimanski geriye nasıl koşup topu çıkarıyor ya? Yani İnan Fenerbahçe'nin orta sahası bu düzende oynamaya çar, devam ederse bir o, eski alışık düzendeki bir on numara değil şimazki. Değil kesinlikle. Hem gol değil. yapan hem Goal asıl hem de pres yapan hem, geriye koşan hem adamı yapma. adamını kovalayan. Ya takım aidiyet duygusu çok yüksek çok bir oyuncu. Çok yüksek bir oyuncu. Ben yani ben Şimanski'nin gelecek sene 50-60 milyondan aşağı falan böyle kapısını çalarlar. %100 çalar, çalarlar. %100 50 çalarlar. 50-60 hocam Türkiye'deki oyuncular Hiç bak hocam. yetek çok Bilik zor hocam. Bir ilk olur yani. hocam. Çünkü ülkelerin ya, hocam, biraz, Yani 30'a falan veriyorsan yani hocam bu inanılmaz hocam, bir oyuncu. Hocam doğru ya. Bak, bak. Bak bugün hocam, var ya çok ben, o da gol hocam kaçırdı. Hocam biliyorsun değil mi? Geçen bu maçta presten. geçen maçta da kaçırdı. Yüksek derece Tabii. pres yapıyor gol vuruşlarında bir iki, iki, Bir de bir de ne biliyor bir musun? Bir de Fenerbahçe'nin küçük ya. bir sıkıntısı var. Yani Nedir bu hocam? geçen maçta da mesela gördüm Tadish ile Ceko arasında çok ciddi bir bağlantı var ama başka arkadaşlarının pas opsiyonu varken hep birbirlerini kullanıyorlar. Birazcık maçı seyrederken böyle bir Ferdi'den bak, sonra hocam, Ceko. Hocam, Önce Ferdi. Bak, hayır. Ferdi'yi yani hep biliyorsun. Ferdi ile abiyon ayrı aynı oyun. Bravo. Peset, o ayrı bir şey. Bir sol bekle. Sol öndeki oyuncunun ikili oyunu olması gerekir. Dur. Ben oyunun finalinde Şimanski boş bazen. Final İsmail bugün boşlu Destek verdi. İrfan boştu. Tabii. Birazcık maçı tekrar seyrettiğinizde geçen Samsun maçı da buna dahil. Hımm. Yani ikisinin arasında bak hocam bir bağlantı direkt, olabilir, direkt, anlaşabilir. Direkt, ama bak direkt bazen için onu bak bazen çok mi? abartı oluyor. Birazcık birazcık seredersiniz daha ben, böyle dikkatli, evet, dikkatli çok ba çok bariz yani Arıyor başta oyuncular arıyor, var. Bir, bak şimdi birbirlerini arayabilir. Bir oyuncudan ikili oyunu, bir telepati dediğimiz yani bir uyumu olabilir. Ezbe ama şimdi başka pas opsiyonları da var arkasında adam var. Ceza sahası içinde ben yani çok bariz birbirlerine oynuyorlar. Doğru zamanda tabii oynadılar. Ceko kaldırdı mesela Tadiç kaçırdı. Tadiç kaldırdı bugün Ceko kaçırdı. Ben onlara bir şey demiyorum. Ama başka mesela işler çetrefilleşmeye falan başladığında başka arkadaşını pas edip kendileri bir şeyler yapıp diğer oyuncular borçlu esasen. Biraz daha Dikkat etmesi gerekir İsmail hocam Ben direkt final için olduğunu düşündüm de. Ben bugün Cem abi için sevindirici bir şey söyleyeceğim. Sezon başından. Ya bu Osterwald'a sonunda futbolcu bugün olmaya da... karar verdi. Bugün var ya attığı pası gördünüz evet. değil mi? Cekoya Soldan gitti. Direkt Dzeko bir arka direğe koşu yaptı. Tek vuruş yaptı. Kaleci bugün sağ, çıkardı. Bugün, bugün sahanın en iyisiydi. Tartışması çok Ve iyi. Ve sana yani. şunu söyleyeyim. Osterwald'e. Harbiden iyi futbolcu oldu. Şey Bak oldu. ben sana sezon başı beğenmiyordum. Ne söylüyorum? Sen de ya. sezon başı diyordun ama abi durum de... iyi değildi. Şimdi söylüyorum. Şey, Niye? Sen bir pozisyon İlhan... var hatırladın mı? Ya. Beni hatırladın ya, mı? Ferdiye şey attı yine ya. içeri girdi gördün mü? Ama arkasından bindirme yapıyor. Bindirme mi? <laughs> <laughs> İnanılmaz bir adam... enerji abi. Ya. Rakip hayır yine kal hayır, kalabalık. Hayır, hayır. kalabalıktı. orada gitmesine de. kızmadım. Niye? Çünkü yine kalabalık. Ya kalabalık kimse yok geride. Ucum yapan yok. Tabii. Bak ben sana bak. Şunu söyleyeyim. Kendine güveni inanılmaz yani. gelmiş. Çalıma atıyor. Bak onları zorlayan kimdi biliyor musun? Şey... Çağdaş Atan'ın daha doğru tercih yapması gerekirdi. Değil mi Cüneyt Keni? Şimdi onu soracaktım hocam sözümü öncesi. Yani madem ba böyle oynayacak Bandırma sporlu Bandırma sporlu Tebrik ederim. Çok başlamadı. Bak, Çok güzel. Yani, Diyor ki madem an, böyle yani kendi yaralığından açıklanına çıkacaksın. Atın. Ayrı bir e, santrofor ağır bir santroforla yani rakip ceza sahası ben, içinde oynasan oyna ama rakip ceza sahasından uzaklanmış uzaklaşmışsın, orta sahaya gelmişsin sana atletizm olan hızlı bir Santrofor lazım. 10 kişi Tek, olması lazım. 10 kişi ciddi sıkıntı o, yarattı. Evet. İki tane o ara pozisyonları var son dokunuşu birlikte evet. kendi doğru yapamadı. Bir de önünden bir geçen pozisyon pas var. var. Hocam. Pası var bir de. Yani, yani kendiyle nasıl ya yani Çağdaş Hocam bunu planlayacak. Topu rakibe bırakacak. Kendi yer alanında savunma yapacak. Önde basmayacak. Ve de Kenny gibi bir oyuncuyla başlamayacak hızlı atletik. Fenerbahçe'de zaten sıkıntıyı o yarattı dikkat ettin mi? O girdikten, o girdikten sonra, sonra geriye, sonra geriye koşu tutumuna başladılar Fenerbahçeyi. Mesela şimdi e, demin de ben konuşurken şu Kenny'e bir laf gelince ve de Osterwald ile beraber ikisini bir arada konuşmak istiyorum. Ne bir yani? virgül koyalım hocam Başakşehir'den şeyden açıklama evet. var sıcak bir gelişme birazdan pozisyonları da konuşacağız onunla da ilgili. Ee, şöyle deniliyor açıklamada az önce paylaştığı e, Rams Başakşehir Kulübü. Bugün Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşma sonrasında rakip kulübün bir yöneticisinin futbolcumuz Deniz Sürücü yaşanan gerginliklerin başrolü olarak nitelendirerek Fenerbahçe düşmanlığı yaptığına iddia etmesini şaşkınlıkla takip ettik. Şampiyonluk yarışında birçok kez yer almış ve 2020 yılında da şampiyon olmuş bir kulüp tecrübesine dayanarak rakip takımın yöneticisinin Böyle bir tutum sergilemesini yaşamış oldukları şampiyonluk mücadelesi streslerine bağlıyoruz. Futbolcumuz Deniz Türüç sahada her zaman olduğu gibi Rams Başakşehir Futbol Kulübünün Avrupa kupalarına katılma geleneğini sürdürmek için sahada özveriyle yer almıştır. Oyuncumuz tüm futbolcularımız gibi rakip fark etmeksizin sahada terinin son damlasına kadar mücadele etmiştir. Herhangi bir futbol paydaşının kamuoyunda ve sosyal medyada hedef haline getirilmesinin Türk futboluna hiçbir katma değeri olmadığını düşünüyoruz. Rams Başakşehir Futbol Kulübü her zaman futbolun güzelliklerinin tarafında yer alacaktır. Açıklama bu şekilde Sayın Selahattin Makin'in açıklamalarını şey bir de evet. Başakşehir'in açıklamasında ya, bu programda yapıldı. Ben, Onu da paylaştık. Başakşehir'in açıklamasını doğru buluyorum. Esen'de futbol oynamış. Evet Deniz Türüş orada hırslanacak. Başka bir kulüple anlaşmış. Başakşehir'in formasını giyiyor. Ve de orayla kontrat imzalamış. Sözleşmesi var. Tabii ki çıkacak, oynayacak. Geri geldiğinde itiraz da edecek. Yani küfür etmemiş, bir şey yapmamış, saygısızlık yapmamış. Kendi haklarını kendi takımı için arayacak. Yani burada Selahattin Baki'nin e, maçtan sonraki... de Başakşehir'in yani, ikinci kaptanı o yüzden evet, de tartışmaların içindeydi. Çünkü Başakşehir'in kaptanı kaleci Volkan ya. Tabii o. kaleci ilk, olduğu evet, için o gelene kadar, gelene kadar ikinci kal... kaptanın da o tartışmaların içinde olması zaten gerekiyor herhalde değil mi? Yani Kes, yani olarak kesinlikle siz o da, o da var. Durumu. Çok doğru söylüyorsun. Dersin ki yani kaleci sen çıkamadığın zaman işte sen de ikinci kapta veya tecrübeli Hı -hı. bir oyuncu konuşabilirsin. Veya tecrübeli oyuncu. Yani, e, Feraz'a e, Feraz edelim konuş yani oraya gelmiş 3. kaptan da değil 8. kaptan. Yine de konuşabilir ya. Ya sonuçta o formayı giyiyor Başakşehir forması. Orada takımının için ter döküyor. Hakkını savunacak, hakemede itiraz edecek bir oyuncu. Fenerbahçeli oyuncularla da bir şey varsa onlarla da diyaloğa girmesinde yani anormal bir şey yok ki. Ya neden girmesi? Yani Fenerbahçe'de futbol oynayabilir. X başka büyük takımlarda oynayan başka oyuncular için içinde oynamış forma giymiş, ayrılmış. Şimdi başka kulüpte oynuyor diye o daha önce böyle bir kulüpte oynuyor diye yani o ikili konuşmalara, oradaki olaylara girmeyecek mi ya? Ben daha önce orada oynadım. Bak böyle olur, ayıp olur. Hayır. Normal. Ya futbolun gerektirdiği ne var? Sağ içinde girmiş Deniz. Bu gayet de doğal. Bunda anormallik yani yok. Yani gol atan oyuncu olunca bak şimdi, Eski takımına saygı, saygı duyuyoruz, alkışlıyoruz. Ama yeni takımına aidiyet hissini, yeni takım için mücadele edince ya de... bir öne herhalde Ya bir yönetici böyle bak şimdi bir yönetici böyle açıklama yapmaz. Aksine ya sahada mücadele etmiş. Herkesin istediğine böyle insanlar yani bildiği ekmeğine saygı duysun, takımına saygı, namuslu bir şekilde çıksın, mücadele etsin, oynasın. Ya bu yani bunu yapmak suç mu ya? Bir yönetici bunu söylememesi gerekir ya. Aksine ne demesi gerekir biliyor musun? Deniz bizde futbol oynadı. Helal olsun bugün iyi mücadele etti. Tabii ki itiraz da edecek. Hakkını da savunacak. Anormal hiçbir şey yok. İşte böyle oyuncular olduğu vakit hiçbir sıkıntı yok ülke futbolunda bizde de forma giymiş olabilir bizde de oynadı. başarılar başarılı olmak için elinden geleni çabayı gösterdi bugün de çabaladı takım adına ama mağlup oldular ama tebrik ederim demek ki Fenerbahçe kulübünden biz böyle bir örf adet geleneklerinde böyle bir şey vardır ve onun da Sence en iyi Fenerbahçe şekilde Fenerbahçe değil 3 gün hani önce da, üç gün önce diyorum Konya Spor'larda Abdulkerim'i e biliyorsunuz değil mi? Golden sonra seviliyor. E çocuk hiç. 3 milyon euro bir de kulübe para kazandırdı. Kulüpten Konya Spor'a yapıyor. Galatasaray 3 milyon euro bonservisine evet. verdi benim bildiğim. Sonra da bir bakıyorsun işte gol attı. Böyle bir şey var mı? Gol çocuk niye ne yapacak çalışıyor? yani? Galatasaray'da oynuyordu. Konya'da daha önce oynadı. Hem para kazandıracak hem de üzerine ne yapacak? Yani Tık gelecek. Tam gol atacağız ama kafasını mı yiyecek? Hayır, gayet doğal. Ya yani büyük takımlarda oynayan oyuncuların bu performansını göstermesi <laughs> diğer takımların alkışlaması gerekir bizim de demesi gerekir. Ya biz işte biz kulübe bizim kulübümüz örf adet gelenekleri bu bize karşı iyi mücadele edeceksin, savaşacaksın. Biz bunu öğretiyoruz, tebrik ederiz. Bu açıklamaları yapması gerekir bu kulüplerin.